daha öncesinde Balat unutulan yerlerdi. Tarihi eser olmasına rağmen unutuluyordu. Ya burada çok fazla su baskını oluyordu sahile yakın olması dolayısıyla. Altta gördüğünüz ızgaralara Ayvansaray ve Balat tarafından gelen yağmur sularını Halic'e tesadüf etmek adına 3787 metre yaklaşık yağmur suyu kanalı yaparak bu problemi çözdük diyebilirim. Sağ olsunlar, var olsunlar. Nihayetinde bitti. Teşekkür ediyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri Haliç Köprüsü altından başlayarak Onkapanı Köprüsü'ne kadar olan bölümde ulaşımı daha kaliteli hale getirecek çalışmaya da imza attı. Bakım zamanı gelmişti artık, yollar bitkin haldeydi. Yarımada'nın Balat, Ayvansaray, Unkapanı Köprüsü ve E5 gibi güzergahlarını ve Eminönü'ne giden en önemli akslardan biri olması nedeniyle burada hassas bir çalışma yürütmeye çalıştık. Biz beğeniyoruz bu çalışmaları. Sonuç itibariyle eski bir semt burası ve bu tarz yeniliklere ihtiyacı var. Asfalt çok bereliydi. Bunlar giderildi, şimdi daha güzel. 15.700 ton yaklaşık asfalt kaplama çalışmasını bitirdik. Çizgi çalışmalarından sonra da yolumuzu hizmete açtık. Şimdi daha iyi oldu, çok daha iyi durumda. Yaklaşık 10.000 metrekare yaya alanı düzenleme çalışması yaptık. Beton ve bazalt karışımı yaya alanı düzenleme çalışmasıyla sorunsuz hale getirdik yayalar için. 16 milyon için.